Çam çırasındaki mucizevi sırrı biliyor musunuz? Sadece çam çırasının suyunu kullanarak diyabetten kurtulabilirsiniz. Selamünaleyküm, merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çam çırasının suyundan, çam çırasından bahsedeceğiz. Çam çırasının mucizevi etkilerinden bahsedeceğiz. Çam çırası doğanın mucizevi bir ikramıdır insanoğluna. Sadece çam çırasının suyunu içerek diyabetten kurtulabilirsiniz. Çam çırasının suyu vücutta insülin etkisi yapıyor ve diyabeti önlüyor. Diyabet hastası olanlar içme sularının içerisine sadece çam çırası koyarak ve bu suyu tüketerek diyabetten kurtulabilirler. Fırat Üniversitesi'nde Doçent Doktor Yılmaz Ökkeş bir deney gerçekleştirdi. TÜBİTAK onaylı bu deneyde 6 tane deney faresi önce şeker hastası, diyabet hastası yapıldı. Ve daha sonra normal su verilerek testlere başlanıldı. Normal su içen deney farelerinden alınan kan örneklerinde hiçbir değişim olmadı. 6 hafta süren bu deney sonrasında farelerin diyabet yani şeker hastalıklarında hiçbir değişim gözlemlenmedi. Daha sonra Doktor Ökkeş sularının içerisine sadece çam çırası parçaları koydu. Ve her hafta alınan kan örneklerinde çam çırası suyunun fareler üzerinde insülin etkisi yaparak şekerlerinin, diyabetlerinin düştüğünü gözlemledi. Ve 6. haftanın sonunda tamamen şeker hastalığından kurtulmuş, şeker seviyeleri normal seviyelere gelmişti. Doktor Ökkeş Yılmaz bu deneyi açıklarken farelerin sularına sadece çam çırası parçalarını attıklarını açık bir dille ifade etmiştir. Yani herhangi bir destilasyon yöntemi veya çam çırasının ekstraktının elde edilerek kullanıldığını beyan etmemiştir. Sadece içme sularının içerisine çam çıralarının parçalarını attığını ifade etmiştir. Ancak bu işi ticarete dökerek bunun üzerinden yüksek meblağlarda paralar kazanmak isteyen ticaret ehli bunu buharlaştırma yöntemiyle yapılabileceğini, ev ortamda yapılamayacağını iddia etmişlerdir. Ve bazı haber kaynakları da bunlara destek olmuşlardır. Ancak deney ortadadır. Deneyin nasıl yapıldığı ortadadır. Sayın Doktor Ökkeş'in açıklamaları da ortadadır. Farelerin sularının içerisine sadece çam çırası konulmuştur. Herhangi bir buharlaştırma, destilasyon veya ekstrakt çıkartma işlemi yapılmamıştır. Bu sular piyasa değerinde yarım litresi 50 lira, 60 lira gibi fiyatlara satılmaktadır. Ancak bunu elde etmenin en basit yolu elinizde bulunan çam çırasını suyunuzun içerisine atmaktır. Bu şekilde bir gün bekleyen suyu ikinci gün tükettiğinizde bu çam çırasının içerisindeki eterik yağ olan, etkin madde olan pinen maddesi suyun içine karışacak ve bu da vücutta insülin etkisi yapacaktır. Çam çırası suyunun etkileri sadece kan şekerini düşürmekle sınırlı değildir. Çam çırasının suyu akciğeri temizler, astımı önler, antioksidan özelliğine sahiptir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Doktor Yılmaz Ökkeş'in yapmış olduğu araştırmadan yıllar sonra yeni bir araştırma yapıldı. Atatürk Üniversitesi'nde yapılan bu araştırma, çam çırasının içinde bulunan alfa pinen etkin maddesi monoterpeninin nöroblastomaya karşı yani kanser hücrelerine karşı antikanserojen özelliğinin olduğu tespit edildi. Ve bu araştırma dünyaca ünlü Dünya Biyomedikal dergisinde yayınlandı. Şimdi size bu videoyu hazırlamamın sebebini anlatmak istiyorum. Daha önce beyaz kan hücrelerimin düşük olmasından sebep, hastalandığımda en ufak bir grip dahi olsa 5 gün boyunca yatakta yatalak şekilde kalır ve sağımdan soluma dönemeyecek hale gelirdim. Hastaneye götürürlerdi. Bir iki tane serum aldıktan sonra biraz kendime gelirdim. Daha sonra testler başlardı. 30 tüp kandan daha fazla kan verdim. MR, röntgen, tomografi hepsi çekildi ama doktorlar bir sonuca ulaşamadılar. Vücudumdaki sıkıntı neydi bulamadılar. Bir arkadaşım sürekli bana tavsiye ederdi çam çırasının suyunu içmem konusunda. Aslında çok da önemsemezdim. O kadar doktorlar baktılar, aylarca test yaptılar, hiçbir şey bulamadılar
Beni sadece çam çırası mı iyileştirecek derdim. Yine hasta olma süreçlerimden bir süreçte çam çırasını da denersem ne kaybederim diyerek çam çırasını suyumun içerisine attım. Çok geçmedi. 3-4 saat sonra bu hazırlamış olduğum çam çırasının suyunu içerek yattım. Sabah uyandığımda benim için bir mucize gerçekleşmişti. Hastalık vardı ama bana hiçbir zararı yoktu hastalığın. Normalde ben şu anda yatalak olmam gerekiyordu. Nasıl olur da ben ayakta durabiliyordum? Bu etkisini gördükten sonra çam çırasını bir daha hayatımdan çıkartmadım. Sürekli olarak suyumun içerisine koyar ve içerim. Bu olay yaklaşık 3 yıl önce gerçekleşti ve 3 yıldır da çam çırasından ayrılmadım. Benim kan şekerim çam çırasını kullanmadan önce çok yüksek olmamakla birlikte 125-130 değerler arasında seyrederdi. Ve sürekli testini yapardım. Çam çırasını kullanmaya başladıktan bir süre sonra kan şekerimde düşüş gerçekleşti ve 90, 95, 97 seviyelerine kadar geriledi. Şu anda kan şekerim 100'ün üzerine çıkmıyor. Çam çırasının bu mucizevi etkisini gördüm ve herkesin de bu etkiyi görmesini isterim. Tabii burada araştırmalar yapıldıkça çam çırasının etkileri daha fazla ortaya çıkıyor. Belki önümüzdeki yıllarda, ileriki zamanlarda yeni yapılan araştırmalarda çok daha farklı etkileri de, çok daha farklı faydaları da ortaya çıkacaktır. Çam çırası suyu nasıl hazırlanır? Çam çırasını sadece suyunuzun içerisine atarak ve bir gün bekleterek tüketebilirsiniz. Başka herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Bu suyu ısıtmamalısınız ve kaynatmamalısınız. Kaynattığınız zaman çam çırasının içerisinde bulunan pinen, moroterpenin ve eterik yağlar birbiriyle birleşerek zift haline alırlar ve bu bağırsaklarda düğümlenme yapabilir. Büyük zararlarını da görebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece normal bir çam çırasını suyunuzun içerisine atarak bir gün beklettikten sonra içmenizdir. Eğer çam çırasının kokusu çok fazla yoğun gelecek olursa suyunuzu arttırarak çam çırasının kokusunu biraz daha azaltabilirsiniz. Ama suya hoş bir koku veriyor ve suyun tadını da güzelleştiriyor. Oran olarak 10 litrelik bir suyun içerisine baş parmağınızın kalınlığında veya bu şekilde ince ise çam çıranız bunun yarısı kadar kullanabilirsiniz. Sadece suyunuzun içerisine atıyorsunuz ve bir gün bekledikten sonra bu suyu tüketmeye başlıyorsunuz. Umarım faydalı olabilmişizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın.